Merhaba, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Beni ilk defa görenler için ben Arzu. Gerçek su çekerlerine karşı ilginiz varsa eğer kanala abone olup bildirimleri de açabilirsiniz. Videolarım teşvik değil, tedbir ve uyarı amaçlıdır. Bugün sizlere bahsedeceğim kişi Jessica Camilleri. Temmuz 2019. Jessica gece yarısından hemen önce komşusunun kapısını çalıyor. Komşu kapıyı açtığında şok olmuş bir halde. Jessica'nın mavi çiçekli elbisesi kırmızı sıvıyla kaplı. Daha sonra Jessica komşusuna polisi araması gerektiğini söylüyor. Komşusunun evine girip polisi arıyor. Ve polislere her yerde kırmızı sıvılar var, her yerde. Onu öldürdüm, bıçakladım diyor. Ve elimde şu anda onun kafasını tutuyorum. Hazırsanız başlayalım. Jessica Camilleri 12 Ekim 1983'te Avustralya'da Rita ve Vince'in kızları olarak dünyaya geliyor. Kendisi dışında bir de ablası var. Jessica 55 ila 60 arasında IQ ile dünyaya geliyor. Bir insanın IQ'su 90 ila 110 arasında olduğu söyleniyor ve bu normal olarak kabul ediliyor. Jessica'nın yürüme, konuşma, denge, koordinasyon gibi becerileri tam olarak gelişmiş değil ve yaşıtlarına göre bir adım geride. Henüz küçük yaşlardan itibaren bir şeylerin ters gittiğine dair işaretler gösteriyor aslında Jessica. Zamanla normal ve düzgün bir şekilde konuştuğu söyleniyor, kendisini ifade edebiliyor en azından ama disleksisi de olduğu söyleniyor. Ve okula başladığı dönemlerde sınıf arkadaşlarının her zaman gerisinde kalıyor ve diğer çocukların zorbalığına uğruyor. Jessica bu zorbalıklara ise öfke patlamalarıyla karşılık veriyor ve saldırganlaşıyor. Bu durum ergenlik dönemlerinde daha da artıyor. Aslında Jessica'nın durumu sadece öfke patlamaları değil. Bunun dışında zihinsel sorunları da olduğu görülüyor. Hatta bunun için kendisine IED teşhisi konulmuş. IED genellikle 6 yaşında başlayıp ve ileriki yaşlarda da daha da yoğunlaşırmış. IED'li kişilerde ayrıca anksiyete bozuklukları, dışsallaştırma bozukluğu, entelektüel bozukluk gibi diğer ruh sağlığı sorunları da oluyormuş. Engellilik, bipolar bozukluk, bunlar yaygın olarak görülen davranışlar. Jessica'ya erken dönemlerde otizm teşhisi de konuluyor. Kendisini yargılayamıyor ve diğer insanların farkındalıklarında eksikleri var. Empati kuramıyor. İnsanların duygu ve düşüncelerini gerçekten anlayamıyor ve kavrayamıyor. Tüm bunlar Jessica için birçok zorluğa sebep oluyor. Toplu taşımalara tek başına binemiyor, alışveriş yapamıyor, bir işte çalışamıyor. Bazı takıntıları ve zihinsel hastalığı onu kendi dünyasında yaşamaya itiyor. Jessica korku filmlerine hayranlık duyuyor. Kendi dünyasında sürekli olarak korku filmleri izlemek, saplantı ve fiksasyonun ilerlemesine sebep oluyor. İzlediği filmleri tekrar tekrar izliyor. Örneğin izlediği filmler içerisinde kendisinin en iyisi dediği filmler, Keepers, Creepers ve Texas Katliamı. Jessica bu filmleri saatlerce, günlerce, haftalarca hatta aylarca bile izleyebilir. Tekrar tekrar izleyebilir bıraksalar. Okulda da yine öğrencilere karşı ve öğretmenlere karşı da saldırganlığı gittikçe fazlalaşıyor. Bu öfke patlamaları nedeniyle okuldan birkaç kez de uzaklaştırma alıyor. Aslında Jessica'nın öfkesi genelde kadınlara yönelik. Hemcinslerini sevmiyor ve onlara karşı daha öfkeli. Bunun dışında bir keresinde bir erkek öğrenciyi de ısırmış ve bu ısırık o kadar kuvvetliymiş ki öğretmenler bile onu ayıramamışlar. Resmen dişlerini çocuğun derisine geçirmiş. Anne ve babası kızları için nasıl bir çözüm bulacaklarını bilemiyorlar. Onu nasıl disiplin altına alabilirler, sorunlu davranışlarını nasıl çözebilirler? Aldıkları birkaç önlem de kısa süreliğine oluyor. Yani bir süre sonra yine kontrol altında tutamıyorlar. Jessica'nın babası Vince aslında birazcık eşi Rita'ya karşı sitemli bu konuda. Çünkü Rita, Jessica ona ne kadar kötü davranırsa davransın, ne yaparsa yapsın asla kızına kızmıyor ya da sert bir tepki göstermiyor. Ve Vince de aslında Jessica'nın birazcık disiplin altında olması gerektiğini düşünüyor. Yani ona karşı biraz tepki vermesi gerektiğini düşünüyor. Bu yüzden de eşine karşı biraz sitemli. Şimdi Jessica'nın en sevdiği sayılar ve en sevdiği renkler var. Ve her ikisini de birbiriyle ilişkilendirebiliyor beyninde. Örneğin 2 rakamı sarı, 5 rakamı mor, 3 rakamı yeşil. Yani bu onun beyninde bu şekilde algılanıyor. Onun zihninde sayılar renklere çevrilebiliyor. Böyle düşünebilirsiniz.
Mesela Jessica'ya 2 rakamını söylerseniz o bunu beyninde sarı olarak algılıyor. Ya da 3 rakamını söylerseniz o bunu beyninde yeşil olarak algılıyor. Ve Jessica zamanla kendisini daha iyi hissedebilmek için bu beyninde oluşan renk kodlarıyla telefon numaraları oluşturuyor. Ve evden telefonla birilerini aramaya başlıyor rastgele. Aklından uydurduğu telefon numaralarını arayıp kimlerin çıkacağını merak ediyor ve tabii ki onun için bir erkek çıkarsa daha iyi olur çünkü o kadınlarla konuşmaktan nefret ediyor. Hep aradığı numaraları saatlerce arıyor, günlerce arıyor. Hatta bir keresinde çevirdiği numara Bangladeşli bir ailenin numarası ve günde en az 100 kere aramış bu aileyi. Daha sonra Jessica beyninde oluşturduğu renkleri yani sayıları çok beğendiği için sebep sadece bu. Victorin adında bir şirketi aramaya başlıyor. Bu şirkette birkaç tane erkek çalışanla konuştuktan sonra şirketin patronu Matthew Layfield'la konuşmaya başlıyor ve Matthew'a aşık oluyor. Daha sonra Matthew'un eşi ve kayınvalidesiyle de iletişim kurmuş. Bunu nasıl yaptı gerçekten bilmiyorum. Belki de Matthew'un eşi Jessica'ya ulaşmıştır eşini sürekli aradığı için. Jessica Matthew'un eşine şöyle söylüyor. Başını bir testereyle keseceğim ve onu aşağı atacağım. Bu aramadan sonra Matthew, Jessica'nın annesi Rita ile iletişime geçiyor. Bu işin artık kontrolden çıktığını ve Jessica'nın çok saldırganlaştığını söylüyor. Ve kızlarına bir şekilde sahip çıkmalarını istiyor. Tabii ki çok mahcup oluyor, onlardan özür diliyor falan ve bu konu böylece kapatılıyor. Jessica'nın artık birçok yere gitmesi, sokaklarda dolaşması daha tehlikeli hale gelmiş durumda. AVM'lerde, sokaklarda, gittiği doktor kliniğinde bekleyen hastalara karşı bile çok saldırgan tavırlar sergiliyor. 2018 yılında artık tedavi için Sydney'deki bir hastaneye götürülüyor. Jessica yine bu hastanede hemşirelere saldırıyor. Orada bir öfke patlaması yaşıyor. Şiddetli ruh hali bozukluğu sebebiyle atak geçirdiği için de 9 gün boyunca bu hastanede kalıyor kendisi. Bu 9 gün boyunca kendisine tedavi uygulanıyor. İlaç tedavisi de başlanıyor. Ancak 2018'in sonlarına doğru başlanan ilaç tedavisi 2019 yılında sona eriyor. Temmuz 2019'a kadar Jessica birçok psikiyatriste gitmiş, birçok tedavi görmüş ancak ilerleme çok az. Bu sebeple doktorlar Jessica'nın artık sürekli bir tedaviye ihtiyacı olduğunu söylüyor. Şimdi 20 Temmuz 2019 yılına geliyoruz. Bugünlerde artık Jessica ve Rita arasındaki ilişki tamamen yoldan çıkmış durumda ve aralarındaki baskı artmaya başlamış durumda. Bugün Jessica ve annesi Rita kız kardeşinin evine gidiyorlar. Jessica otoparkta bir anda öfke patlaması yaşamaya başlıyor ve annesine bağırmaya başlıyor. İşte başka bir aile üyesine ilgi gösterdiği için annesini suçlamaya başlıyor ve oradan geçen bir adamın önünde de annesinin kendisini küçük düşürdüğünü iddia ediyor. Halbuki otoparktaki adam uzakta, oradan Jessica Verita'nın yanından bile değil, çok uzaktan geçip gitmiş durumda. Hatta onları belki fark etmemiştir bile. Ama Jessica bu adamın önünde küçük düştüğünü düşünüyor ve bu olaya takmış durumda. Kız kardeşinin evine gittiklerinde Jessica hala annesine saldırgan davranmaya başlıyor. Ona küfürler ediyor, üzerine yürüyor, el hareketleri yapıyor. Bunun üzerine bir komşu araya bile girmiş, hatta Jessica'yı sakinleştirmeye çalışmışlar. O akşam Jessica ve annesi evlerine dönüyorlar ve Jessica mide bulantısı yaşadığını söyleyerek annesinden bir doktor çağırmasını istiyor. Annesi de doktoru çağırıyor tabii ki ve hatta sanıyorum o akşam hastaneye de gidip gelmişler mide bulantısı yaşadığı için. Bugün Jessica ruhsal olarak hiç iyi değil ve hayatından endişe ettiğini söylüyor. Sürekli öleceğini söylüyor. Saat 21.21'de bir fast food restoranını arıyor Jessica evden ve sürekli arıyor arka arkaya ve her aradığında da farklı bir yemek istiyor. Artık restorandaki kişiler onu artık aramayı kes diye sert tepki gösterince Jessica artık aramayı bırakıyor. Rita o gün tüm gün boyunca Jessica'yı sakinleştirmeye çalışıyor, alttan alıyor ama bunların hiçbiri işe yaramıyor. Ve sonunda Rita şöyle söylüyor. Yeter artık. Bir ambulans çağıracağım ve seni tekrar götürüp hastaneye yatıracağım. İşte tam da bu noktada Jessica bir anda annesinin saçlarından tutup mutfağa doğru sürüklemeye başlıyor Rita'yı. Jessica eline bir bıçak alıyor ve annesine artık seninle işim bitti deyip bıçağı savurmaya başlıyor. Rita tabii ki kendisini korumaya çalışıyor. Kollarını ve bacaklarını kendisine siper etmeye çalışıyor. Kollarından ve bacaklarından çok fazla yara alıyor. Rita bir noktada kızının elinden bıçağı alıp savuruyor, atıyor onu. Fakat Jessica o kadar öfkeli ki hemen gidip başka bir bıçak daha alıyor. Ve annesini birçok yerinden birçok kez bıçaklıyor. Bu gece saat 11 sularında polise bir telefon geliyor. Jessica telefonda polisle gayet sakin bir şekilde konuşmaya çalışıyor. Ardından sakin bir komşuya veriyor telefonunu. Polisler komşuya birkaç soru soruyorlar ve ardından telefonu tekrar Jessica alıyor ve polise şunları söylüyor. Bu aylardır devam eden bir şeydi.
Annem benden bıkmıştı ve meydan okudu. Saçlarımdan tutup odamdan çıkardı ve sürükleyerek mutfağa götürdü. Bir bıçak aldı ve beni bıçaklamaya çalıştı. Bıçağı elinden aldım ve onun beni bıçaklayacağını düşündüğüm için annemi sırtından bıçakladım. Çok öfkeliydim. Onu bıçakladım, bıçakladım ve bıçakladım. Şu an kafası ellerimde. Ne yaptığımı biliyorum. Onun başını kestim. Operatör şok olmuş bir durumda ama onu yine de konuşturmaya çalışıyor polisler gelene kadar ve ona şöyle bir soru soruyor. Onu kaç tane bıçakla ve ne tür bıçaklarla bıçakladın? Jessica tam 7 tane bıçak kullandığını söylüyor. Bıçakları kullanırken birkaç tanesinin kırıldığını ve her defasında da yeni bir bıçak alıp devam ettiğini söylüyor. Ve evin her yerinde, mutfakta kırmızı sıvılar olduğunu anlatıyor. Jessica annesinin başını kestikten sonra başını eline alıp komşunun kapısına gidiyor ve o şekilde, o görüntüyle komşusunun evine giriyor ve polisi arıyor. Komşu nasıl böyle bir manzarayla şok olmadı, nasıl sakin kalabildi, ne yaptı gerçekten çok merak ediyorum. Gerçekten çok soğukkanlı biriymiş. Komşu kapıyı açtığında Jessica ona acil yardım hattını araması gerektiğini söylüyor ve evin içine giriyor. Daha sonra polislerle kendisi konuşuyor. Konuşma bittikten sonra annesinin başıyla yine evden ayrılıyor ve evlerinin önündeki patika yoldan geçerken annesinin başını o yola bırakıyor. Annesinin başını oraya bıraktıktan sonra başka bir komşuya gidiyor. Yine o komşudan da acil yardım hattını aramasını istiyor. Jessica annesinin başını yola bırakmış çünkü o sırada elleri doluymuş, cep telefonları taşıyormuş ve hepsini bir arada taşıyamayacağını düşünmüş ve annesinin başını oraya bırakmış o yüzden. Jessica'nın gittiği ikinci komşusu bir erkek. Jessica ile daha iyi iletişim kurabilmiş durumda ve polisler gelene kadar da onu sakin bir şekilde yanında tutmuş. Saat 23.40 civarında polis olay yerine geliyor. Olay yerine geldiklerinde Jessica evin dışında mavi çiçekli bir elbiseyle duruyor. Elbisesi tamamen kırmızı sıvıya bulanmış durumda ve yine komşusu da yanında Jessica'nın. Jessica polis memurlarını görünce onlara doğru gidiyor ve şöyle söylüyor. Annemi öldürdüm. Başı şuradaki betonun üzerinde diyor ve ekliyor. Annemin başını yeniden dikebilirler mi? Jessica hemen karakola götürülüyor. Görünüşte çok stresli ve kaygılı bir şekilde ve polislere sürekli olarak bir şeyler anlatıyor. Konuşma sırasında babam ve kız kardeşimin bana nasıl davranacaklarını bilemiyorum gibi bir cümle de kurmuş. Jessica'nın parmakları ve elleri hareket edemeyecek durumda. Yani kasılmış büyük ihtimalle çok fazla hareket ettirdiği, efor harcadığı için elleri kas katı kesilmiş neredeyse ve tutuklamanın ardından doktora götürülüyor kendisi. Şimdi bu olayda çok daha dehşet verici bir durum var ki o da Jessica acil yardım hattını aradığında polislere evde 4 yaşında bir çocuğun daha olduğunu söylüyor. 57 yaşındaki Rita ne yazık ki o gece 4 yaşındaki torununa bakıyormuş evde. Yani Jessica'nın ablasının çocuğuna. Çocuk saldırı sırasında çok korkmuş ve kaçıp bir odaya saklanmış. Polisler eve geldiğinde çocuğu bir köşede ağlarken buluyorlar. Çocuk şok olmuş bir durumda. Çok sıkıntılı görünüyor. Başında birkaç tane morluk da var. Bu çocuk hemen polis tarafından çocuk psikoloğuna götürülüyor tabii ki. Çocuk psikoloğu resimler çizdirerek çocuğun işte psikolojisini kontrol ediyor ya da olay hakkında bilgi almaya çalışıyorlar. 20 Kasım 2020'de Jessica'nın davası başlıyor. Jessica annesini yüzlerce kez boynundan bıçaklamış, göz bebeklerini, burnunu, dilini, kafasını kesmiş. Kesikler o kadar derin ve şiddetli ki göz bebeğine almış olduğu bir darbe beynine kadar ulaşmış. Bu tarz kesilerden bahsediyorum. Ayrıca evde birçok korku filmi DVD'si, Texas Katliamı'nın 5 kopyası, Keepers Creepers'ın yine 5 kopyası ve annesinin bedeninin yanında bir kutu lateks eldiven de bulunuyor. Ama Jessica bu olayda bir şeyleri saklamaya çalışmamış, ortalığı temizlemeye çalışmamış, her şeyi olduğu gibi açık bir şekilde bırakmış. O eldivenlerin neden orada olduğunu bilmiyoruz. Belki de bıçağın elinden kaymasını önlemek istedi. Bilemiyorum. Ayrıca Jessica'nın odasında başı gövdesinden ayrılmış bir timsah heykeli de bulunuyor. Evin her yerinde ıslanmış saçlar, insan dokusu, kusmuk ve kırmızı sıvı havuzları oluşmuş. Rita aslında Jessica 18 yaşına gelene kadar sadece kızıyla ilgilenmemiş, yatalak annesine de bakmış. Jessica'yı muayene eden doktorlar Jessica'nın düşük öz saygısına rağmen çoklu kişilik sorunları ve narsizm davranışları da sergilediğini söylüyorlar. Ben merkezci ve kendine odaklı davranışları var. Dikkatler kendisine odaklanmadığında sorun yaşıyor. Eleştiriye karşı hassas,
söylediğine göre küçümseme ve öfkeyle karşılık veriyor. Profesör Greenberg ilk başta Jessica'nın sadece annesini korkutmak istediğini ancak sonra kırmızı sıvıyı görünce kendisini kaybettiğini söylüyor. Hasta düşünceleri var Jessica'nın ve bunu durduramıyor. Jessica doktora şöyle söylemiş: "Onu bıçaklamayı durduramadım. Onu evin her yerine götürdüm, taşıdım, sürükledim ve onu her yerde bıçaklamaya devam ettim. Çok fazla adrenalin salgılıyordum." Bu olay sırasında herhangi bir halüsinasyon ya da psikotik semptom gördüğünü de reddetmiş Jessica. Rita'nın otopsisini yapan patolog ise şunları söylemiş: "Rita'nın yüzünde ve boynunda sayısını bile belirleyemeyeceğimiz kesikler mevcut ve hepsi üst üste binmiş durumda. Başının kesilmesiyle birlikte birçok bıçak yarasından dolayı da ölmüş olabilir. Yani ölüm sebebi de çok net bir şekilde anlaşılamıyor. Ayrıca Rita'nın kulaklarında çok fazla hasarlar olduğu da söyleniyor. Sanki küpeleri kulağından kopartılarak sökülmüş gibi çok savunma yarası var bacaklarında, kollarında ve vücudunun bazı yerlerinde." Jessica'nın ablası mahkemede gözyaşlarını tutamıyor tabii ki ve Jessica'yı asla affetmeyeceğini söylüyor. Şöyle söylemiş: "Tüm aile, özellikle annem, Jessica'ya yardım etmek için elinden geleni yaptı. Onu asla affetmeyeceğim." Jessica ise mahkemede akıl sağlığı yerinde olmadığı için suçsuz olduğunu iddia etmiş. Yargıç Wilson ise annesini bıçaklarken yaptığı hareketin doğasını tamamen anlamış olduğunu, bunun yanlış olduğunu açıkça bildiğini söylemiş. Ve Aralık 2020'de Jessica adam öldürme suçundan suçlu bulunuyor. Başlangıçta 21 yıl hapis cezasına çarptırılmış fakat sonradan 16 yıla düşürülmüş. Bunun sebebi Jessica'nın ahlaki değerlere karşı basit bir anlayışa sahip olması ve yargıç cinayet sırasında kendisini kontrol edemediğini söylemiş. Ve Jessica 2031 yılında şartlı tahliye hakkına sahip olacak. Jessica hapishanede de birçok adli olaya karışmış. Avustralya'nın en kötü kadın hapishanesi olan Silverwater kadın hapishanesine gönderilmiş. Daha sonra da Wingfield ise yani ruh sağlığı birimine gönderilmiş ama bu birimde de birçok mahkumla sıkıntı yaşamış. Bir mahkumun üzerine sıcak çay dökmüş Jessica orada. Sebebi ise kendisine fazla yemek vermemesi. O mahkumun söylediği şeye bakılırsa o sırada Jessica'nın elinde 4-5 tabak yemek varmış ve daha fazlasını almak istemiş. Tabii mahkum da vermek istemeyince üzerine sıcak çayı döküvermiş. Yine yemek yüzünden başka birçok mahkumla da tartışması olmuş. Hatta bir mahkumun saçlarını kökünden söktüğü söyleniyor. Ve ardından bir gardiyana da saldırıyor. Jessica bir gün hücresinden kaçmayı başarmış. Gardiyan onu görüyor ve diyor ki sakin bir şekilde olduğun yerde kal, kıpırdama falan gibi şeyler söylerken bir anda Jessica gardiyanın boşluğundan yararlanıyor ve gardiyanın saçlarına yapışıyor. Ve gardiyanın saçlarını o kadar kuvvetli bir şekilde çekiyor ki saçlarının bir kısmıyla birlikte kafa derisinin bir kısmı da kopuyor. Jessica her öfke patlaması yaşadığında ve saldırganlaştığında hep bunu yaparmış. Yani birinin saçını kavrar ve çok kuvvetli bir şekilde çekermiş. Jessica annesinin saçından da tutup mutfağa sürüklediği gibi. Jessica bu olayla birlikte sadece annesini değil, arkadaşını, bakıcısını, koruyucusunu da kaybetti. Bunun ne kadar farkında kendisi. Bu olayda açık açık bazı şeyler geliyorum demiş. Bunun bu şekilde olacağı aslında açık açık belliymiş başından. Bu sadece anne için demiyorum. Belki evdeki 4 yaşındaki çocuk da ölecekti. Daha hiç alakası olmayan, çevirdiği numaralardan bulduğu bir kişiye zarar verecekti ya da yolda herhangi birine ya da hastanedeki hemşirelere ya da hastanede bulunan hastalara. Bu sonuç aslında kaçınılmaz gibi görünüyormuş. Kesinlikle ve kesinlikle Jessica'nın tedavi olması gerekiyordu. Bunun için uğraşmalıydı aile. Tabii bilemiyorum onlar ne kadar uğraştılar. Elinden geleni yapmaya çalışmışlardır ama kesinlikle tedavi altına alınması gerekiyorsa tedavi altına alınmalıydı. Bir hastaneye yatırılması gerekiyorsa bir hastaneye yatırılmalıydı ve tedavisine o şekilde devam edilmeliydi. Rita için çok üzgünüm. O an neler yaşadı, aklından neler geçti, çocuğu tarafından bu şekilde bir son hazırlanması, onu ne kadar üzdü, ne kadar hayal kırıklığına uğradı bilmiyorum. Ama onun için gerçekten çok üzgünüm. Çok daha üzgün olduğum bir kişi var ki o da o sırada evde bulunan 4 yaşındaki çocuk. Onun şu anki akıbetini gerçekten bilmiyorum. Ne durumda, neler yaşadı, bu travmayı atlatabildi mi? Sadece mutlu olduğum tek konu var ki o evden canlı bir şekilde çıkabilmiş.
4 yaşında bir çocuktan bahsediyoruz. Ve bir videonun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ayrıca katıl üyelerime de çok teşekkür ediyorum. Böyle 8-9 kişilik minik bir katıl üye grubum var. Hiç yılmadan ve vazgeçmeden aylarca katıl üyeliğini yenileyen arkadaşlarım. Gerçekten size minnettarım. Çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle, saygıyla. Hoşça kalın.